eğer ben de orada düşman olursam 2015 seçimlerinde ben de giderim dedi. Ama bu 0.0 bir o düşüş değil. İşte 1'leri 2'leri bulan bir düşüştür dedi. Ama Muharrem İnce'ye baktığımızda ben ikincilik için ortada değilim. Ben iktidar için, parti iktidarı taşımak için mücadele edeceğim açıklaması yaptı. Bu yani belki delege yetkileyebilecek bir söylem olabilir mi? Mutlaka olumlu bakanlar var, olumsuz bakanlar var. Ama muhalefetin en büyük şanssızlığı bana kalırsa bu dönem rakip olarak kendilerinin karşısında Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gibi bir siyasi figürün oluyor olması. Çünkü düşünün ki Demokratik Sol Parti 1999 seçimlerinde %22'ye yakın oy oranıyla en büyük parti olarak hükümet kuruyor. Evet. Ve zafer coşkusu yaşıyor o gün. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi %27 civarında oy alıyor ve bir büyük bir mağlubiyetten, hezimetten dolayı ifade edilen bu en azından muhalefet tarafından kongreye gitme kararı alıyor. Yani siyasi konjonktür gereği belki alınan oylar daha anlamsız hale gelebiliyor daha yüksek olmasına rağmen. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu iş başına gelirken %40'ları hedefleyen bir partiydi. Ki Ecevit'in geçmişinde rahmetli Ecevit'in %42'lik bir oran var. Evet tabi siyasi konjonktür o gün bugün farklı tabii 99'da da farklıydı. Tabi bu rakamları karşılaştırırken biraz rakipler açısından da baktığımızda farklı tablolar ortaya çıkıyor. Şimdi